Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomda sizlere şok lederi, misinamıza nasıl bağlayacağımızı ve bunun sıralamasını göstereceğim. Bakınız arkadaşlar. Şu makinamız örgü misinayı makinaya sardınız. Örgü misinayı makinaya sardıktan sonra bakınız bu örgü. Daha sonra Şok leather'ı örgü misinanın ucuna bağlıyorsunuz. Bakın burası şok leather örgünün birleştiği yer. Ve daha sonra şok leather'ın ucuna da at çok at çek fır döndüsü ya da klipsini bağlıyorsunuz. Bakınız şu şekilde. Böylelikle Sahte yeminizi sürekli değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakınız şu şekilde. Şu makina tekrar gösteriyorum. Şokleder'ın boyu ne kadar olmalı? Bunu da söyleyeyim size. Arkadaşlar ben 2.70 kamış kullanıyorum. Birçok e, ölçü ve değer kullandım. 40 santim, 50 santim, 60-80 santim. Şu anda ben e, şokleder'ı 1 metre 40 santim, 1 metre 50 santim yani 1.5 metreye yakın kullanıyorum. Yani size şöyle söyleyeyim. Kamışınız 2.70 ise 135 santimin altına inmeyin. Kamış boyunun yarısı kadar şok kullanın. Bunun sebebini de size şöyle anlatayım. Ee, yani bir örnek vereyim size. Bir Şahin otomobile spor amortisör takıldığını düşünün. O kadar yere yaklaştırıyorsun ki o amortisör artık işlev görmüyor neredeyse. İçindeki sürücü zıplaya zıplaya gidiyor. Yani darbeyi emen bir şey yok. Ee, o şekilde düşünün. Şokleder'ı kısa tuttuğunuz zaman 30-40 santim civarında tuttuğunuz zaman e, atış esnasında kuvveti biraz kaçırdığınız zaman ya da normal kuvvet uyguladığınızda şokleder işlevini yerine getiremiyor. Fakat siz şokleder'ı kamış boyunun yarısı kadar yani 120-130 santim civarında tuttuğunuz zaman zaten düğümünüz de sağlamsa halkalara takılmaz ve atış esnasında gerekli direnci esnemeyi göstererek bütün darbeyi emer. Yani 130 santimlik bir shock atış esnasında 135-137 hatta belki de 140 santime kadar zaten uzuyor. Adı üzerinde shock darbeyi emiyor. Arkadaşlar böyle basit bir video çektim. Bunu tek görün diye sıralamayı görün diye. Bakın örgü misina. Örgü misinayı makinaya sarıyorsunuz. Örgü misinayı makinaya sardıktan sonra şuradan göstereyim arkadaşlar. Örgü misinanın ucuna şok leader'ın düğümünü atıyorsunuz. Şok leader'ın ucuna da kamışınızın en uçtaki halkasından biraz sıkışarak da olsa geçecek büyüklükte bir klips kullanıyorsunuz. Çok ufak klipsleri tercih etmeyin. Tercih edecekseniz de son derece kaliteli olmasına dikkat edin. Yoksa atış esnasında klipsler açılabiliyor. Ya da balık vurduğu zaman klipsi açıp e, sahtenizde gidiyor, balıkta kaçıyor. Ona dikkat edin. Bakın bu benim kamışımın ucundaki son halkadan şu şurada gördüğünüz e, arka kısmı biraz zorlanarak da olsa esniyerek geçiyor. Böylelikle e, klipsimi sürekli kesip bağlamak zorunda kalmıyorum. Bu klipsleri tercih ederseniz e, sürekli kesip takmak zorunda kalmazsınız. Çünkü atçak kamışlarının e, ilk halkası büyük. Ondan sonraki küçülerek devam eder. En son halkadakinden geçebilen klips tercih edin. Bakın. Bir daha söylüyorum. Misina şok lederi bağlıyorsun. Şok ucuna da klipsi bağlıyorsun. Makineyi kamışa takıyorsun. Misina'yı halkalardan tek tek geçiriyorsun. Ondan sonra şuna sahtenin e, direkt ağzındaki kanca kısmına geçiriyorsun. Önüne halka falan hiçbir şey istemez. Ben halkayla gelen sahtelerin halkasını söküyorum arkadaşlar. Yani daha iyi aksiyon verdiğini düşünüyorum. Bunu da e, bu şekilde anlatmış olayım. Bu da benim leader'ım. Bakın Belkled Trilane %100 fluorokarbon, yani FG Misina. E, fluorokarbon Misina'dan daha önce bahsetmiştim size. Görünmez misina diye tabir edilen misinadır. Aslında e, tabii ki de görünmez değildir. İşte görüyoruz yani. Bunun anlamı su içinde ışığı yansıtmıyor yansıtmadığı için de hiçbir şekilde balığı ürkütmüyor. Bakın ben 014 misinama 4000'lik makinada 014 misinaya 035 şok kullanıyorum. 10 kilo çekeri var. Örgü misinamın da yaklaşık 11-12 kilo çekeri var. Makina misina ve kamış birleştiği zaman şuradan kalamayla da oynadığın zaman arkadaşım yani daha bana kıyıda 8-10 kiloluk balık denk gelmedi size denk gelirse bunu rahatlıkla çekebilirsiniz. Çok da keyif alırsınız. Arkadaşlar herkese rast gelsin. Bol şanslar. Umarım işinizi görür. Daha profesyonel bir video çekeceğim. Her zaman söylediğim gibi tecrübelerimden esinlendiğim e, bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Herkese rast gelsin. Bol şans.